Sevgili dostlar merhaba. Ben Ekşip. kanalıma hoş geldiniz. Mars retrosu başlıyor. 10 Eylül'den itibaren gerileme hareketine geçecek olan gezegen 14 Kasım'a kadar da bu süreci devam ettirecek. Ve tüm gerileyen gezegenlerde olduğu gibi gerilemeye başladığı geze burçta çok uzun süre kalacak. Hatta Vedik astroloji ve Sidereal Zodiac'a göre gerileme hareketi sırasında Balık burcuna da geçecek, Koç burcunda başlatacak retrosunu. Balık burcuna geçecek. Sonra Balık burcundan tekrar ileri harekete geçip bir süre daha Koç'ta bulunacak. Yeniden Boğa'ya geçmesi, Boğa burcuna Mars'ın geçmesi bu yılın sonunu bulacak. Dolayısıyla Mars önümüzdeki dönem hem retro hareketiyle hem çok uzun süre kalacağı bu Koç ve Balık arasındaki yolculuğuyla neredeyse önümüzdeki dönemin ana belirleyici gezegenlerinden bir tanesi olma iddiasında bulunuyor. Zaten iddialı bir gezegendir. Verdiği enerji iddialık, iddiayla, liderlikle hayatımızdaki mücadele taraflarımızla son derece e, etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla da önümüzde hareketli ama bir taraftan da iyi şekilde incelememiz gereken, bazı noktalarını bilmemiz, tedbir almamız, dikkat etmemiz gereken bir Mars retrosu döngüsü var. Mars ve Venüs çok sık gerileme hareketine geçmeyen gezegenlerdir. Yaklaşık 2 yılda bir, 1,5-2 bir yılda bir gerileme hareketine geçerler. Merkür 1 yıl içinde sık gerileyen gezegenler içerisindedir. Satürn ve Jüpiter her sene mutlaka belli bir periyotta gerileme hareketi içinde bulunur ama Mars ve Venüs her sene gerilemezler. Dolayısıyla da sık olmayan, sık yapılmayan, uygulanmayan sık görmediğimiz bu etki daha az seyirde gördüğümüz az seyirde şahit olduğumuz bu etki bizim üzerimizde son derece önemli etkileşimleri de açığa çıkartır. Bu Mars retrosu en son 2005 yılında çok benzer etkilere sahip bir retro gerçekleştirmişti. 2005'ten bu yana Mars'ın her iki yılda bir şüphesiz retroları var ama o yılın etkileriyle bu yılın etkileri birbirine gökyüzü anlamında biraz daha benzerlik getiriyor. Yine 2005 yılında da Mars Koç burcundan gerilemeye başlamıştı. Satürn'e aynı bu sefer olduğu gibi, bu yılki gerilemede olduğu gibi önemli bir atraksiyonu, gergin bir enerjisi de vardı. Dolayısıyla da uzun bir süredir yani 15 yıldır aynı noktaya bu kadar yakın bir noktaya gelmemişti. Bu nedenle neresinden bakarsanız bakın önemli bir Mars retrosu karşımızda duruyor. Bunu da bu nedenle biraz daha ayrıntısıyla inceleyelim ve birlikte gökyüzünün bize olan bu etkileşimle bakalım neler yapabiliriz, anlamaya çalışalım istedim. Öncelikle Mars neyi temsil ediyor? Gezegenin retro harekete geçmesi neyi temsil ediyor? Biraz bunu konuşmamız gerekiyor. Mars bu hayatımızda sembolik olarak neleri yönetir? Hayatta kalma dürtümüzü, liderlik becerilerimizi, mücadele şeklimizi, hayatımızda mücadele ettiğimiz şeylerle ilgili bunu nasıl yaptığımızı, her türlü atraksiyonu eyleme nasıl çevirdiğimizi, atraksiyon yani eylem alanlarımızı, fiziksel gücümüzü, fiziksel dayanıklılığımızı, virüs ve enfeksiyonları, gayrimenkul sektörün özellikle Vedik kara kaderiz biz Mars'ın bu durumuna, taşınmazları, bu hayatta sahip olduğumuz taşınmazları, kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi, askeri konuları ve sporu, e, temsil eder. Aynı zamanda cerrahi cerrahi her türlü operasyonla ve cerrahlarla da bağlantısı vardır. Hatta ee, birinin operasyon geçireceği zaman ya da e, cerrah veya benzeri bir mesleği seçeceği zaman özellikle dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi de Mars'ın o haritadaki durumudur. Bu nedenle Mars bu alanlarda da son derece etkilidir. Peki Mars'ın bu etkileşimlerini anladıktan sonra bunun bizim üzerimizdeki etkisi ne olacak? Yani retro burada neye neden olacak? Öncelikle e, retro gezegenler hangi gezegen olursa olsun retroya geçmiş bir gezegen sahip olduğu enerjiyi geriye çevirir. Sahip olduğu enerjiyi dengesiz bir frekansa çevirir. Bu nedenle bütün bu anlattığım savaş, hayatla savaşmak, fiziksel dayanıklılığımız, ee, yaşama karşı tartışmalarımız, hayata kafa tutmamız, liderlik özelliklerimiz, bir şeyde inisiyatif kullanıp onunla mücadele etme şeklimiz tüm bunlarda daha dikkatli olmamız gereken ki retro koç burcunda da başlayacağı için önemli bir dönem var. Öncelikle bunu bilmekte fayda var. İkinci nokta Vedik Astroloji ve Sinirel bir gezegenin Hangi takım yıldız? Nakşatra diyoruz biz buna. Yani yıldızla etkileşim içinde bir eylemi gerçekleştirmesi de son derece önemlidir. Mars, Ashwini takım yıldızının ikinci padasında bu retroyu başlatacak. Ashwini, hekim enerjisi verir. Yani şifayla bağlantılı enerjilerden bir tanesine sahiptir. Diğer taraftan e, idrak etmek, anlamak bir şeyi daha derinden fark etmek anlamında Mars Retrosu bize hem dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar veriyor hem de bu alanları frekans anlamında da çok daha açık bir hale getirecek. Bunu biraz açarsak Mars'ın retroyu başlatacağı takım yıldızı boğa enerjisi gibi çalışır. Onun padası Aşvini takım yıldızının ikinci padasında ve o pada boğa enerjisi gibi çalışır. Yani hayatla inatlaşmak üzerine herhangi bir konuda sizin söylediğinizde karşı tarafın söylediği arasında bir resleşme enerjisinin fazlasıyla aktif olduğu etkiler var. Çünkü geriye dönen bu enerji retro ile beraber daha fazla bu alanlarda vurgulu olacak gibi duruyor. Aynı zamanda aşfini ders almak hayatımızda aldığımız derslerle de bağlantılıdır. Yaşamımızda ders almadığımız bir süredir aynı rutinde sürekli olarak tekrar ettiğimiz konularla ilgili hep aynı şeyleri yaşıyorsak özellikle ve son bilhassa 10 yıllık döngüde çünkü en son 2005 yılında aynı pozisyonda buraya şu anki retrosuna çok benzer bir etkide hareket etmişti demiştim. Ee, özellikle son 10 yıldır sürekli deneyimlediğimiz hep aynı şeyleri yaşadığınız noktalarla ilgili ya bir eşiği atlatacaksınız ya da onunla ilgili büyük bir sınavla karşılaşma potansiyeliniz var. Dolayısıyla e, sürekli tekrarlanan aynı hataları yaptığınız şeylerle fazlasıyla yüzleşme potansiyeliniz var. Bu nedenle karşınıza çıkan sıkıntılarda bu süreç içerisinde özellikle 15 Kasım'a kadar olan dönemde Duygusal ilişkilerinizde, işinizle ilgili noktalarda, belki parasal konularda, ailevi konularda, tüm bu alanlarda hayatınızda resleştiğiniz, aynı sorunlarla aynı bir biçimde karşılaştığınız, zorlandığınız noktalarda... Bilin ki burayı artık çözmek için hem elinizde bir fırsat var. Biraz daha derinden, biraz daha burada belki değiştirmeniz, bakış açınızı farklı bir yere kaydırmanızla ilgili evrenin size sinyal verme potansiyeli var. Mars retrosu aynı zamanda bu kısmı da son derece açık şekilde ifade etmekte. Yani ders almamız gereken ama almadığımız noktalardan sınavlardan geçebiliriz Mars retrosu sırasında veya bunlarla ilgili bir eşik atlayıp farkına varıp idrak edip Hayatımızda bu anlamda bu yaşamımızın bu kısmındaki sınavlardan da geçme potansiyelimiz var. Tabi bu sizin kendi özel hayatlarınız, kendi haritalarınızla bağlantılı. Ama diliyorum ki öncelikle retronun bu fark etme, idrak ettirme, aynı hatalarla bizi boğuşturan noktaları başka bir level'a taşıması, başka bir eşeğe taşıması adına hepimizin hayatına şifalanmada getirsin. E, retro gezegenler kendi enerjilerini nasıl kullanacaklarını bilmeme haline geçerler demiştik. Dolayısıyla liderlik ve liderlikle bağlantılı enerjileri de çok açığa çıkartacak bir e, retro ile de karşı karşıya olacağımız için özellikle liderler için e, bilinen liderler, toplumun önünde olan kişileri, e, tüm bu alanlar için, bu insanlar için biraz daha vurgulu ve onların bir parça daha dikkat etmesi gereken bir retro enerjisi var. Diğer taraftan sindirim sistemi ve mide çakrasıyla son derece bağlantılıdır masu retroları. Özellikle bedikastroloji, genel kuralları, sağlık etkileri içerisinde de hayatımızda sindirmekte zorlandığımız ne varsa bunlar tekrar önümüze gelebilir. Çünkü her türlü gezegenin, her gezegenin, her türlü retro hareketi geçmişten, önceden gelen konuları, önümüze koyma, tekrar pişirip pişirip bizim soframıza sunma eğilimi taşırlar. Dolayısıyla hayatınızda sindirmekte zorlandığınız şeyleri fazlasıyla düşünme, bunların üzerinde fazla durma ya da bunlarla yeniden yüzleşmek durumunda kalmak gibi noktalarda hayatınızda aktif olabilir. Mide ve sindirim sisteminizde bu anlamda özellikle dikkat etmenizde de tüm bunların dışında son derece fayda var. Asit, asitli yiyecekler midenin fazla asit üretmesi, sindirim sisteminin fazlasıyla zorlanmasıyla ilgili de sıkıntılar söz konusu olabilir. Demek ki bütün bu Mars Retrosu sırasında mide ve sindirim sistemimize de biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ruhsal düzlemde de neyi hazmedemediğimiz, hazmedemediğimiz şeylerle ilgili Ayarı kaçırmadan, onun üzerinde fazla takılmadan, zihnimizi sürekli eski konularla meşgul etmeden daha çözüm odaklı bulup artık değiştirmemiz gerekenlerle daha fazla yüzleşip öyle devam etmemiz gerekiyor. Mars kadınlar için karşı cinsle bağlantılıdır. Dolayısıyla e, gerek Satürn'le yapacağı bir etkileşim, gerek Venüs'le yapacağı bir etkileşim nedeniyle e, kadınlarla ilgili şiddet olaylarının artma, aile içi şiddetin artma potansiyeli de var. Bilhassa Ekim'in 10'una kadar olan, 10'una 15'ine kadar olan kısımda bu seyahati sırasında o bölümde Dolayısıyla burada da yine dikkatli olunması gerekiyor. Aile içi şiddet açısından dikkat edilmesi gerekiyor ya da kadına şiddet açısından. Çünkü kadınlar için Mars özellikle bu anlamda karşı cinsi de çok e, temsil eder. Bir parça bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi bilhassa hasa e, retronun Ekim ve Ekim'in ilk haftalarını kapsayan kısım bu anlamda şiddet ve gerginlikleri açısından riskli noktaları da tetiklemekte. 1 Ekim ile 8 Ekim arası Mars Gandanta noktasından geçecek. Burası çok hassastır. Hayatınızda mücadele etmeniz gereken, adım atmanız gereken, liderlik etmeniz gereken ne varsa bunu 1 Ekim ile 8 Ekim arasına almayın. Burayı iyi yönetmeye çalışın. Belki de retronun en sıkıntılı, en dikkatli yönetilmesi gereken kısmı 1 Ekim ile 8 Ekim arasında olacak. Çünkü gezegen hem retro hareketinde hem de Gandanta dediğimiz düğüm alanından geçecek. Burç değiştirecek, çok zayıf derecelerde ilerleyecek. Burası çok önemli. Mars'ın konularında gerek e, önceden planlayabilme şansınızın olduğu bir operasyon vesaire varsa bunu da 1 Ekim ile 8 Ekim arasında almamak gerekiyor. Ya da almamanızı öneririm diyelim. E, hayatınızda mücadeleler, liderlik etmeniz gereken, inisiyatif kullanmanız gereken noktaları da bu alanlarda bu tarih arasında çok iyi kullanın. Hayatla savaşmayın bu arada. Hayat bir yandan sizi savaşmaya sevk ederken doğru kullanmayı, enerjinizi, mücadele enerjinizi doğru kullanmayı kesinlikle deneyimlemeniz ve burayı iyi programlamanız, iyi planlamanız gerekiyor diyebilirim. Mars bu süreç içerisinde Mars'ın genel etkisi virüs ve enfeksiyonlarla da bağlantılı olduğu için virüsün yayılması, Sağlıkla ilgili riskli noktaları da tetikliyor. Mars retroları her zaman doğal afetlerle bir parça ilgilidir. Burayı tetikleme potansiyeli vardır. O yüzden 2005 yılında da mesela geriye dönüp aynı noktadan Mars retro harekete geçmişti. 2005 yılında geri döndüğünde Pakistan ve Hindistan bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Ee, Pakistan'da 40 bin, bir o kadar da Hindistan bölgesinde toplam 8 80 bin kişinin ee, ölmesine neden olan çok büyük bir deprem gerçekleşmiş 2005 yılında. Bu yılda öyle olacak anlamında değil, Türkiye'de illa ülkemizde olacak anlamında da değil ama doğal afetler açısından bilhassa deprem ve benzeri noktalar açısından riskler içerir. Ee, dolayısıyla hem doğal afetler açısından hem de virüsle ilgili masretrosunun böyle bir gölge tarafı da yok değil ee, belirtmekte fayda var. Virüsle ilgili ünlü ve bilinen kişilerle ilgili özellikle Eylül'ün sonu, Ekim'in e, ilk yarısı daha ağırlıklı olmak üzere çok fazla duyum alabiliriz. Ünlü ve bilinen kişilerin sağlıklarıyla ilgili, e, virüse yakalanmalarıyla ilgili fazlasıyla duyum alabiliriz. Bunun Mars retrosunun e, içinde en geçtiği bir süreçle çok bağlantısı var. Dolayısıyla biraz da bu noktalar Gündemi hem virüs hem e, ünlülerin, bilinen kişilerin, işte toplumun önünde olan kişilerin bu virüse yakalanmalarıyla ilgili haberler gündemi çok e, meşgul edebilir. Sularla ilgili bir bağlantısı da var. Doğal afetler sadece jeolojik olarak değil yani depremle bağlantılı değil sularla da bir bağlantısı var. Özellikle balığa geçtikten sonra buraya dikkat etmek gerekiyor. Ekim'in e, bilhassa... Beşi ile birlikte olan dönem, 15 Kasım'a kadar olan kısım sular ve e, su taşkınları, anormal yağışlar veya sellerle bağlantılı tsunami uzak bölgelerde bilhassa. E, dolayısıyla su afetleriyle ilgili de bir parça dikkat etmek gerekiyor. Hani böyle bir tetikleme ihtimali de var. Ülkemizde Mars Retrosu neyi açığa çıkartacak? E, 11. ev ve 10. evle bağlantılı bir Mars Retrosu yaşayacağız. Ve aynı zamanda Mars ülkemizin 6. evini yönetiyor. Manası şu, ekonomik açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Düşmanlar, düşmanlarla olan noktalarımız ve orayla olan savaşlarımız açısından çok etkileşim yüksek. Kısa bir süre içerisinde Yunanistan'da bir gerginlik içerisinde gidiyoruz. Ama bu süre içinde kısa bir süre içerisinde bir savaş noktasını beklemiyorum. Yani en azından Eylül ayında Mars retrosu ile beraber bunu beklemiyorum. Ekim'in 1 ile 8 Ekim arasında riskli bir noktası var. Orada hani biraz riskler var. Ama burada o konunun fazla alevlenmesi olmakla birlikte bizdeki etkisi, Mars'ın bu retro etkisi daha çok ülkemiz açısından ekonomik sorunlar, parlamento ve milletvekilleriyle ilgili ee, gündemin yüksek olacağı, burada bir takım karışıklıkların olabileceği söz konusu, muhalefetli hükümet arasında büyük bir gerginlik olabilir. E, ama ana merkez daha çok ekonomi gibi duruyor. Bu Mars retrosunun bize izi düşümü. Bir de işsizlik açısından çünkü 6. evin yöneticisi Mars aynı zamanda Türkiye haritasında. Buranın da çalışanlar ve memurlar, çalışanlar, toplumu çalışan kesimiyle bir bağlantısı vardır. Burayla ilgili sorunlar, sıkıntılar, işsizlik de dahil olmak üzere biraz daha aktif olabilir. Daha çok sıkıntı ekonomik bağlantılı görülebilir ve tabii bahsettiğim gibi virüs enerjisine dikkat etmek gerekiyor. Dünyada Fransa'yı çok etkileme potansiyeli var. Sokak hareketleri veya iç karışıklıklar açısından en riskli yerlerden bir tanesi Fransa. Pakistan ve çevresi yine Hindistan deprem açısından riskli. Asya daha çok söyleyeyim daha vurgulu olması açısından. Amerika işsizlik ve çalışanlarla ilgili sorunlar ve sokak hareketleri açısından hassas bir etki yaşayacak. İngiltere yeme içme sektörü ve çocuklarla ilgili konularda Mars enerjisini, Mars retro enerjisini biraz daha gündemde yaşama potansiyeli olan ülkeler arasında. E, tüm bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sakin olmamız gerekiyor. Mars retrosunun en önemli noktası bizim kendi öfkemizi, kendi enerjimizi, çünkü bir enerjiyle, hayatta kalma dürtüsüyle bağlantılı olan bir gezegenden bahsediyoruz. Bunu doğru kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Eski konulara fazla takılı kalmadan ama eski konularla, ilişkilerimizde eğer özellikle kadınlar için karşı çizgi olan ilişkileriyle ilgili tekrar gündeme gelebilecek bazı noktalar çok aktif olacak. Ee, diğer taraftan hayatımızda hazmetmemiz, anlamamız, idrak etmemiz gereken şeylerle e, fazlasıyla yüzleşeceğiz. Bunlar daha çok eski konuların artık kapanması, düzenlenmesi, yeniden oturması şeklinde kendini gösterecek görünüyor. Liderlik yaparken, inisiyatif kullanırken her şeye atlamadan hareket etmemiz gerekiyor. Ee, biraz daha çünkü sonu başlayan şeyler, tartışmalar burada çok önemli. Savaşmadan hareket etmemiz gerekiyor. Ve bir şeyi çabuk öfkelenip hakikaten savaşa çevirip çevirmediğimizi, e, lüzumsuz e, bir şekilde tepkiler verip vermediğimizi iyi ölçümlememiz gerekiyor. Bu ayarları bir parça daha dikkatli yapmakta fayda var. Şüphesiz bu enerjiden en yüksek koç, balık, başak, terazi, Aslan ve kova burçları da çok etkilenecekler. Ama özellikle koç, terazi, balık ve başak burçları bilhassa bu enerjiden, Mars'ın bu retro enerjisinden çünkü bu burçları direkt etkileyecek. Diğerlerine biraz daha dalga etkisi verecek. Ee, Mars'ın bütün bu retro anlattığım bu etkilerini biraz daha dikkatli yönetmek durumunda olan burçlar arasında. Mar, e, koç zaten Mars'la yönetilir ve öfke kontrolü konusunda hani biraz daha dikkat etmesi gereken, bu anlamda bazı zorlukları, sınavları ya da tekamülleri olan burçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu nokta onun hayatında özellikle Koçlar için öfkeyi acele etmeden karar vermeyi, iyi organize etmeleri gerekiyor. Sabrı öğretecek. Yani buradaki ana kısım budur. Mars retrolarında. sabrı da iyi deneyimlememiz gerekiyor aynı zamanda. Haritasında Mars'ı zaten retro olarak doğmuş olanlar ee, bu etkileşimden hiç etkilenmeyecekler diyemem ama başkalarına göre çok daha rahat geçirecekleri bir süreç yaşayacaklar. Önemli bir sporla ilgili herhangi bir şey başlatmayın. Fiziksel aktivitelere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 1 ve 8 Ekim arasında Gantanda noktasından geçerken yani düğüm noktasından geçerken Mars Retrosu burayı biraz daha daha fazla önemsemenizde fayda var. Fiziksel olarak Bedeninizi yormadan bu süreci geçirmeye çalışın. Ee, ve en önemlisi de hazmettiklerinize dikkat edin. hayatı hazmetmeye anlamaya ve zorlamadan ilerlemeye gayret edin. Eğer hayatı bu anlamda zorlamaz, akışta kalmayı deneyimlerseniz çok daha farklı bir marş retrosu geçirme potansiyeliniz var. Ee, negatif enerjiyle, olumsuz enerjiyle son derece beslenen bir etkileşim de ortaya çıktı ve insanları korkuyla, negatif enerjiyle, sürekli felaket tellallığıyla besleyip buradan ilgi çekmeye çalışan bir e, her konuda her, hem tıbbi alanda, hem astrolojide, hem işte kişisel alanlarda e, bir güruh da peydah oldu. Dolayısıyla korku endişe frekanslarını iyi yönetmek gerekiyor. Mars bedensel ve fiziksel titreşimlerimiz adına da çok önemlidir. Buraya girmeden, o endişe ve korku frekanslarında kalmamaya çalışarak... Mars'ın burada ya da bu gezegenlerin retrolarını, bu, bunlar doğal etkiler her şeyden önce. İki yılda bir geriliyor. Her zaman geriliyor. Bin yıl önce de geriliyordu. Bin yıl sonra da gerilecek bütün bunları deneyimlemişiz. Her iki yılda bir geriliyor zaten. Sonuç olarak da sabretmeyi öğrenmemiz, hazmetmeyi öğrenmemiz, biraz daha sakin olmayı, kendimizi kontrol etmeyi öğrenmemiz durumunda adım atarken düşünmeden değil, biraz planlayarak, üstüne belki biraz uyuyarak, biraz daha fazla detaya dikkat ederek, Bakmamız kışartıyla adımlarımızı bu şekilde koordine etmemizi bize aslında bu, bu tip retrolar anlatmaya çalışıyorlar sağlığımıza da yine bu anlamda önem vermemizde fayda var Peki her birimiz için her şeyden önce kolaylıkla geçecek bir Mars retrosu dilerken burçlar için etkileşim neler veriyor Kısa kısa bir bahsedelim burca göre bakalım Mars retrosu bize burçlarımıza göre bu Mars retrosu bize neler anlatıyor Hadi biraz da onlara bakalım Sevgili Koç burçları, yükselen burçları veya Ay burçları Koç olanlar tabii ki Mars retrosu sizinle çok ilgili. Çünkü burcunuzun yöneticisi Mars zaten. Dolayısıyla bu süreçte sizin bir parça daha dikkatli olmanız gerekiyor. En önemli nokta öfke kontrolü, attığınız adımların sonuçlarını iyi tartmanız bilinçli, sakin hareket etmeyi deneyimlemeniz gereken bir retro dönemi geçireceksiniz. Burada en önemli etkileşim sizin adınıza özellikle Ekim'in ikinci yarısıyla birlikte yaklaşık 8-7-8 Ekim'le birlikte başlayan süreçte Retro sizin için daha da önemli bir noktaya geçecek. Maddi konular açısından, parasal alanlar, finansal konular, eski bir takım finansal ya da parasal konuların tekrar önünüze gelmesiyle ilgili süreç Ekim ayında sizin için Retro'nun Ekim bölümünde daha aktif olacak. Ekim ve Kasım 15 olan kısmına bu anlamda daha da dikkat etmeniz lazım. Retro, maddi konular, ekonomik alanlar, düşmanlarınızla olan mücadeleniz düşmanlık yaşadığınız kişilerle bir anlamda düellanın yapılması bu insanlarla eksik kalmış bir rövanş varsa bu rövanşın tekrar önünüze çıkması tekrar bir mücadele noktalarına geçmenizle ilgili hayli hareketli bir retro dönemi sizi bekliyor fiziksel olarak kendinizi yormayın sakin hareket etmeye çalışın buradaki en önemli pik nokta sizin için en vurgulu nokta ee, ne yapıyorsanız bunu sabırla ve düşünerek yapmaya çalışmanız üzerine olmalıdır. Evren çünkü adeta bu noktada sizi sınavdan tabi tutacak. Ee, bir taraftan da özellikle Eylül ayında. İş, kariyer ve çalışıyorsanız eğer iş ve kariyer alanlarında sakin olmaya, gemileri yakmadan hareket etmeye, orada bir takım mücadelelere, meslektaşlarınızla olan mücadelelerinizle dahil olmak üzere rekabet ettiğiniz kişilerle buraları da iyi yönetmenizde fayda olacak. Diğer taraftan eksik kalan, halletmeniz gereken bir takım pürüzler vesaire varsa bunları toparlamak, düzenlemek, yeniden yola geçmek adına da Mars Retrosu bu anlamda sizi destekleyecek bedeninize, ruhunuza dikkat edin. Özellikle Ekim ayı kısmını Mars Retrosu'nun bir parça daha dikkatlice, daha sakin geçirmeye, iyi hareket etmeye, iyi düşünerek hareket etmeye çalışırsanız bu süreci gayet rahat atlatacağınızı düşünüyorum. Eğer Mars zaten haritanızda retroysa bu anlamda daha keyifli, daha rahat, daha esnek bir dönemi deneyimleme şansınız da var. Her şeyin gönlünüzce olacağı, tüm geçişin, bu Retro'nun ve tüm gezegen geçişlerinin en üst hayrınıza kolaylıkla, güzellikle hayatınızdan geçip gitmesini ve bu süreci de en iyi biçimde tamamlamanızı canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları, boğa olanlar. E, retro'nun özellikle Eylül kısmı, 10 Eylül'de başlayacak olan ve 8 Ekim'e kadar süren kısmı sizin için de hassas etkiler barındırıyor düşmanlarınız, rekabet ettiğiniz kişiler, bazı sağlık problemleri, tüm bu alanlar açısından riskler var. Özellikle düşmanlar ve rekabet ettiğiniz kişilerle ilişkilerinizde büyük bir mücadeleyle yüzleşmek ya da kendinizi bir arenadaymış gibi hissederek böyle bir mücadelenin içinde kendinizi bulma potansiyeliniz hali yüksek, sakin ve sabırlı olmayı iyi bilen bir burçsunuzdur. İnatlaşmayın yalnız, zorlamayın, hayatla inatlaşmayın. Bilhassa 8 Ekim'e kadar olan kısmı retronun bu anlamda sizin için daha özel bir etki barındırıyor. 8 Ekim'den sonra 15 Kasım'a kadar olan bölümünde ise hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, geçmişte kalan, bitmemiş, eksik kalmış, hedeflediğiniz, arzuladığınız şeylerle ilgili tamamlama şansları da verecek Mars retrosu size. Ama yeni bir hedefi koymak, bunun için bir mücadeleye girişmek, inatlaşmak, bununla ilgili adeta karşı taraf veya kendinizle ilgili bir savaş açmak doğru değil sosyal ilişkilerinize, arkadaşlık ilişkilerinize yine özellikle 10 Ekim'den itibaren olan kısmında Kasım'ın 15'ine kadar biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Hayatınızdan bazı arkadaşlar çıkabilir. Bitmesi gereken noktalar bitebilir. Uzun süre onlarla ilgili çevrenizdeki bağlı bulunduğunuz gruplar, arkadaş çevrenizle ilgili hazmettiğiniz, sabrettiğiniz şeyler ilgili bir şeyler patlayabilir. Bunların da bu şekilde deneyimlenme potansiyeli var. Ne yaparsanız sakinlikle, sükutla, biraz daha düşünerek, acele kararlar vermeden, hareket ederek yaparsanız bu süreci çok daha rahat geçireceksiniz ki sizin burcunuz zaten buna son derece bu anlamda eğilimlidir. Yakın çevreniz, kardeşler, yakın ilişkiler içerisinde olduğunuz, sizin için önemli olan çekirdek, hayatınızda çekirdek anlamında yakın bulunan insanlarla da ee, özel etkileşimler var. Bilhassa Eylül'ün sonuna kadar onlarla olan ilişkilerinizde de halledilmesi gereken sorunlar bir parça daha önünüze düşebilir sevgili dostlar. Evet, kısacası sevgili Bağ burçları bu retro, bu Mars retrosu her şeyden önce sizin için hem e, hayatınızdan çıkartmanız gereken kişilerle ilgili enteresan deneyimler yaşamanıza hem de hayatınızdaki hedefleri, eksik kalmış şeyleri tamamlayarak ee, biraz daha bir biriktir, birikmiş tamamlanması gereken şeylere de yönlenmeniz anlamında çok destekli. Ama mücadele isteyen konularda yepyeni atraksiyonların içine, yepyeni başlangıçların içine girmemeye çalışın. Burayı da en baştan başlayacağınız şeylerle ilgili iyi yönetmekte fayda olacak. Tabii ki bedenimize, sağlığımıza sizin için de geçerli az daha dikkat etmemiz gereken bir Mars retrosu olduğunda videonun başından itibaren anlatmaya çalışmıştım. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle geçireceğiniz, kolaylıkla akacak, dostlarınızla, çevrenizle, sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde gidecek çok güzel bir retro döngüsü diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burcu veya ay burcu ikizler olanlar retro sürecinin Özellikle ilk kısmı yani Ekim'in ilk haftasına kadar 7-8 Ekim'e kadar olan sürecek kısmı sevgili ikizler bilhassa yükselen burcu ikizler olanlar için bu kısım daha önemli. Ee, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, hedefleriniz, hayatınızda yapmak istediklerinizle ilgili. E blokajlarla belki uğraşmanızı, bazı engellerle mücadele etmenizi ama daha savaşçı, daha kontrollü bir döngüye de geçmenize neden olacak. Eski konular sizin için de özellikle ekime kadar olan kısımda daha fazla aktif olacak. Sosyal ilişkilerinize, arkadaşlarınızla ilgili sorunlara, sorunlu arkadaşlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm bunlar yeniden önünüze düşebilir. 8 Ekim'den itibaren olan kısmında ise eğer çalışıyorsanız kariyer, iş, toplum önünde olduğumuz alanlar statünüzle ilgili noktaları Mars Retrosu daha fazla etkileyecek. E, kariyer ve işle ilgili eski planlar, bir takım eksik kalmış şeyler, işle ilgili toparlamanız gereken, düzenlemeniz gereken noktalarla ilgili Mars Retrosu size güzel fırsatlar getirecek. Eskilerin kapanması, işle ilgili eksik kalan şeylerin yerine oturması, yeniden düzenlenmesi anlamında bu retro bir anlamda size özel fırsatlar getirecek. Ama yepyeni bir iş, yepyeni bir mücadele isteyen sonuçları uzun vadeye yayılacak. Önemli bir işle ilgili noktayı dikkatle ele almanız gerekiyor. Mümkünse üzerine düşünün, araştırmanızı yapın. Ama bunun aktivasyonunu, bunun ilk eylemini Mars Retrosu'nun bitimini yani Kasım'ın ikinci haftasına biraz daha ertelemeye çalışın. Diğer tarafta özellikle Ekim ayında, Ekim'in 8'i ile 14 Kasım arasındaki bölümde tam Mars sizin kariyer evinize geçtiğinde gemileri yakma eğiliminiz çok yüksek olur. Bu nedenle eski sorunlar patronunuzda olabilir, iş arkadaşlarınızda olabilir, Kurumla belki çalıştığınız, bağlı olduğunuz kurumla olabilir veya size bağlı çalışan insanlarla olabilir. Bunlarla hayatınızda zaten bir süredir uğraştığınız eski sorunlar, eski problemler çok canlanabilir. Gemileri yakma, çok agresif davranma, mücadele etme potansiyelleriniz çok artabilir. O yüzden kariyer ve işinizde de lütfen bilhassa ekim kısmını retronun daha sakin, daha dikkatli, daha sabırlı geçirmeye gayret etmenizi temenni ediyorum, tavsiye ediyorum her şeyin gönlünüzce olacağı, tüm bu sürecin, Mars Retrosu'nun keyif içerisinde, güzellikle, huzurla, sağlıkla, gönlünüzce ve kolaylıkla geçecek şekilde hayatınıza yeni kapılar açmasını canlı gönülden temenni ediyorum. Ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar, öncelikle Mars'ın ilk döngüsü, retronun, Mars retrosunun ilk döngüsü yani Ekim'in ortasına kadar olan kısım çünkü ondan sonra balık burcuna geçecek. Koçta seyahat ettiği, gerilemenin koçta başladığı ilk döngü Ekim'in ilk 10 günlük dönemi diyelim. Bu kısım sizin için eğer çalışıyorsanız kariyer, ev tüm bu alanlarda aktif bir enerji veriyor. Çalışmıyorsanız ev, ev hayatınızla ilgili biraz daha dikkatli olmanız gereken noktalar var. Estetikle ilgili planlarınız, operasyonel planlarınız ama hani yaptırdığınız rutin bakımlarınızdan bahsetmiyorum. Operasyonel anlamda operasyon gerektiren bir takım planlarınız varsa özellikle bu maaş retrosunda buraya da bir parça dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aile içi gerginlikler, tüm bunların iyi yönetilmesi gerekiyor. Gayrimenkuller, kariyer hayatınız, iş alanlarınız yani ee, özel alanlarında daha çok ev ve gayrimenkuller, ebeveynlerinizle ilgili noktalar, ee, genel anlamda da iş, statünüz, toplumun içinde bulunduğunuz noktalarla ilgili daha mücadeleci, daha e, taşların yerine oturmasıyla ilgili özel bir süreç geçireceksiniz. Tüm bu alanlarda eski konular fazlasıyla aktif olabilir ama yepyeni bir şeye başlarken... Başlatmayın değil, mücadele şeklinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu savaşa çevirmeden adım atmanız gerekiyor. İç huzurunuz, dengeniz bu süreç içerisinde belki de önemsemeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Fiziksel olarak bedeninize iyi bakmanız gerekiyor. çok Koşturmadan, daha planlı hareket ederek hem öğrenciyseniz, çalışıyorsanız, ev kadınıysanız ya da emekliyseniz hangi hayatın bölümünde olursanız olun kendi fiziksel potansiyelinizi, ruhsal potansiyellerinizi doğru dengelemeniz gerekiyor. Özellikle ilk kısmında, giriş kısmında. Eğitimle uğraşıyorsanız, Ekim ve Ekim'in 10'uyla Kasım'ın 15 arasındaki dönem eğitimle ilgili Mars Retrosu sizi biraz daha koşturma içinde, biraz daha mücadele içinde tutma potansiyelleri barındırmakta. Oraya bir parça daha, özellikle öğrenciyseniz bir parça daha dikkat etmekte fayda var. Yayıncılık eğitim, bir kitabın yazılması, benzer bir konuda belki turizmle ilgili bir adım, ithalat, ihracat bunlarla ilgili uğraşlarınız da varsa eğer çalışma hayatında bu kısmı bunlarla ilgili önemli adımları, bunlarla ilgili bu konularla ilgili önemli bir mücadeleyi, ilk görüşmeleri mümkün olduğu kadar 10 Ekim ile 15 Kasım arasındaki retronu bu döngüsüne denk getirmemeye çalışın derim ayrıca küçük bir not olarak da. Her şey gönlünüzce olacak. Güzellikle ilerleyecek, sevgiyle, huzurla, barışla gidecek. Ne elde diyorsanız bunu kolaylıkla alacağınız sükut içerisinde güzellikle e, her şeyin hayatınıza gireceği şahane bir Mars Retrosu döngüsü diliyorum. Umuyorum ki Mars Retrosu bu süreçte bitirmeniz, tamamlamanız gerekenleri, eksiklerisini hayatınıza kolaylıkla getirsin sevgili yengeçler. Ve sevgili yükselen burçları, aslan olanlar... E, Öncelikle hem yükselen burçları hem ay burçları aslan olanlar için yine aktif bir e, Mars retrosu var. Ateş gruplarıyla da çok bağlantılı çalışacak özellikle ilk 15 günlük döneminde. Siz de bu sürecin içerisindesiniz. E, babanızla olan ilişkileriniz, ailede erkeklerle olan ilişkileriniz. Bu kadın ve erkek olun fark etmez. Yani e, karşı cinsle veya babanızla Erkek kişilerle olan ilişkilerinizde, onlarla olan iletişimlerinizde bilhassa Retro'nun ilk bölümünde Ekim'in 10, 10 Eylül'de başlayacaktı. Ekim'in 10'una kadar olan kısımda daha dikkatli, daha toleranslı ve daha esnek olmakta fayda olacak. Yurt dışı kontakları, yabancılarla ilgili bir etki eğitimle ilgili bir adım, bununla ilgili yapmaya çalıştığınız bir şey, daha önce eksik kalan, tamamlanmamış herhangi bir konuda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ama yep bu konularda, bu bahsettiğim konularda yepyeni bir adım atacaksanız, Burada bir takım engellerle karşılaşma potansiyeliniz var ya da süreç bir süre sonra beklemediğiniz bir hal alabilir. Bu anlamda yeni başlayacağınız, bahsettiğim konularda yeni başlayacağınız şeylere dikkat etmekte sevgili aslanlar son derece fayda olacak dikkat etmeniz gereken ikinci noktada Mars retrosu ile ilgili bilhassa Mars'ın ile ekimin 2010 ile Hatta 8 Ekim'le birlikte başlayan 10 Kasım'a kadar sürecek retronun o kısmı sizin için biraz daha iyi yönetime işaret ediyor bir süredir aksattığınız Hani bir şekilde yok saydığınız ama sonra demeye çalıştığınız ya da hani e, e, ertelediğiniz bir operasyon, bir cerrahi müdahale vesaire hayatınızda aktif olabilir. Yani burayı artık erteleyememe durumuna geçme potansiyeli söz konusu olabilir. Diğer taraftan aksilikler, ani gelişmeler açarız, açısından 10 Ekim'le 10 Eylül'le özür dilerim. Özellikle e, pardon, 10 Ekim'le 10 Ekim'le 10 Kasım arasındaki dönemi iyi yönetmeniz gerekiyor. Diğer yandan mirasla ilgili bir işiniz varsa Nafaka ile ilgili alacağınız bir durum varsa, bununla ilgili yapmanız, bir süre önce yapmaya çalıştığınız bir mücadeleniz, bir hak arayışınız, alacağınız bir alacağınız, bir türlü tahsil edemediğiniz bir alacağınız, bütün bunların yeniden eskiden gelen ama bir şekilde önü kesilmiş işlerin, bu tip parasal konuların tekrar aktif olma potansiyeli var. Bunların bir tamamlama potan tamamlanma potansiyeli var. Özellikle alacak, verecek, sizin alacaklarınızla ilgili konularda Haydi bu anlamda güzel sürprizler de olabilir. Ama kredi başvuruları, yepyeni bir kredinin başvurusu, maddi konular, parasal işlerde yeni adımlar açısından bir parça daha dikkatli, öngörülü ve fazla cesur hareket etmeden daha stabil düşünerek, planlayarak ilerlemekte daha fayda olacak diyebilirim. Araç alımı, kiralanması, alımı, gayrimenkullerle ilgili bir şey de düşünüyorsanız bu kısmı bir adım atmayı düşünüyorsanız, burayla ilgili bir takım hesaplarınız varsa bu kısmı mümkünse 10 Ekim ile 10 Kasım arasına pek denk getirmemeye çalışın derim sevgili aslanlar. Her şeyin gönlünüzce olacağı huzurla, sevgiyle, kolaylıkla ilerleyecek. Bütün elde edeceklerinizin size en rahat, en güzel şekilde, en yüksek halinize geleceği şahane bir Mars Retrosu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Burçları veya Ay Burçları Başak olanlar, Öncelikle Retro'nun Ekim ayı bölümü sizin adınıza ilişkiler, ortaklı alanlarınız, iki ilişkileriniz, partneriniz, eşiniz, tüm bu alanlarda hayatı paylaştığınız kişilerle ilgili çok yüksek volümlerin seyretme potansiyelinde etkin kılmakta. Bilhassa eğer evliyseniz, partneriniz varsa, hayatınızda birileriyle bir şeyleri paylaşıyorsanız, yakın temaslı olduğunuz herkesle ilgili özel sınavlardan geçme potansiyeliniz var. Sevgili e, Yükselen Burcu, Başak olanlar daha ağırlıklı olmak üzere. İlk kısmında e, krediler yani 10 Eylül ile 10 Ekim arasındaki bölümü bankacılık işleri, krediler, finansal alanlarda daha dikkatli hareket ederek geçirin. Çok cesur adımlar atmayın, biraz daha planlı davranmaya gayret edin. 10 Ekim birlikte başlayan döngüsünde ise ilişkiler, ikili ilişkileriniz, e, hatta Ekim'in başıyla birlikte bu enerji başlıyor ama bilhassa orada taşların iyice yerine oturmasıyla e, 10 Ekim, e, Kasımın başına kadar olan kısım son derece aktif ve hareketli bir ikili ilişkilerle ilgili hareketli bir süreç size getirme potansiyelinde ortaklı işlerinizde daha önceden başlayan, yarım kalmış işler tamamlanır ama yepyeni bir ortak ortaklığa başlamak için pek acele etmeyin. Özellikle Ekim ayı, Mars'ın retrosunun Ekim ayı döngüsü içerisinde derim. İkili ilişkilerinizde sakin ve daha akıllıca hareket etmeniz gereken bir süreç var. Kopmalar yaşanabilir. Gerginlikler, hızlı volümler şeklinde inip, iniş çıkışlar yaşayabilir yaşatabilir size. Ee, bu anlamda her türlü ikili ilişkinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde ortaklı işlerinize dahil olmak üzere sevgili Başak Burçları. Her şeyin gönlünüzce olacağı, e, huzur içerisinde, sevgi içerisinde ilerleyeceğiniz, bolluk ve bereketin sizinle olacağı, her türlü ikili kontağınızda, huzurla kolaylıkla bütün sorunların altından kalkabileceğiniz şahane bir mars retrosu diliyorum. Gönlünüzce ilerlesin, kolaylıkla olsun. Ve sevgili Terazi burçları, yükselen burçları veya ay burçları Terazi olanlar İlk döngüsünde Mars Retros'un 10 Eylül ile başlaması kısmında sevgili teraziler, bilhassa yükselen burcu terazi olanlar sizin için de ikili ilişkiler çok aktif olacak. Eşiniz, partneriniz, iş ortağınız, hayatı paylaştığınız kişiler ikili temas içinde kimlerle beraberseniz yaşamınızda bir takım sınavlar gelebilir. Eski konular çok aktif olabilir. E, gerginlikler artabilir. Bu kısmı iyi yönetmenizde fayda olacak. Özellikle e, retronun başlangıç döneminde. 10 Ekim'e kadar olan kısım bu anlamda ikili ilişkiler açısından sizin için de 10 Ekim'e kadar olan kısım hayli dikkat gerektiriyor. Yepyeni bir ortaklığa, bir işbirliğine birliğine girecekseniz yine burada da dikkat etmeniz lazım. Ama eski bir görüşme, eski bir kontak, bir iş teklifi olmadıysa, bu bir şekilde yarım kaldıysa bunun da yeniden hayatınızda aktif olma potansiyeli sevgili teraziler yüksek. Ama ikili ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Evlilik, eş, partner dahil. Daha sonra... Ekim'le birlikte özellikle Ekim ilk haftası taşların yerine oturması 8-10 Ekim'i bulacaktır. Mesleki konular, çalışma alanlarınız, çalışıyorsanız eğer meslektaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir maskeleme başlayacak. İşte çok hareketli bir süreciniz olabilir, çok koşturma yaşayabilirsiniz, özellikle Ekim'in ikinci yarısıyla birlikte olan 10-10-15 Kasım'a kadar sürecek olan döngüsünde sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm bunlar için de özellikle Ekim bölümünde retronun sizin için sağlık, sağlık alanları son derece önemli olacak. Hayat rutininiz artıyor, koşturmalarınız çok hızlanacak ama sağlıkla ilgili noktalarda e, tüm bunları yaparken fiziksel sağlığınıza, kendi bedeninize, dinlenmeye de önem vererek bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Bilhassa e, retronun Ekim bölümüyle birlikte sevgili teraziler her şey gönüzcü olacak. Sağlıkla, saatte, kolaylıkla, güzellikle geçirecek. Eksik olan hayatınızda ne varsa tüm bunların da tamamlanacağı çok güzel bir retro dönemi diliyorum. Her biriniz için ayrı ayrı. Sevgili akrep burçları, yükselen burçları veya ay burçları akrep olanlar, bakalım sizin için Mars, Mars retrosu ne anlama geliyor? Öncelikle burcunuzun yöneticisi Mars'tır. Dolayısıyla sizi direkt ilgilendiren bir gezegen etkileşimden bahsedeceğim. E, bu noktada özellikle 10 Eylül'den itibaren başlayacak Mars retrosunda etkisini siz daha önce de birkaç gün önceden hissetmeye başlayacaksınız. Ama Ekim'in 10'una kadar olan kısmı daha dikkatli, daha sakin, sağlığınız başta olmak üzere buna çok önem vererek geçirmenize çok fayda olacak. Düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir. Ee, daha önce yaşadığınız bir takım düşmanlıklar, açık seçik hani rekabet ettiğiniz kişiler aile içinde, işinizde bir şekilde hayatınıza var olan bu insanlarla yeniden bir mücadeleye girmek zorunda kalabilirsiniz. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Ama siz bir şey mücadeleye çevirmeyin. Öncelikle burada biraz daha defansta kalmanız gerekirse bu anlamda ee, savaş kılıcınıza ortaya koymanız çok daha akılcı olacaktır sizin adınıza. Bilhassa e, bu anlamda özellikle 10 Ekim'e kadar olan kısımda önereceğim en önemli nokta bu. 10 Ekim'den sonraki bölümünde 15 Kasım'a kadar olan bölümünde Retro'nun siz çocuklar çocuklarla olan ilişkileriniz eğer çocuk sahibiyseniz onlarla olan halletmeniz gereken konuların biraz daha öne çıktığı ya da o konuların çok aktif olduğu çocuklarla daha fazla uğraşmak zorunda kalacağınız dikkatinizin kısacası burada olduğu bir süreç geçirme potansiyeline sahipsiniz. Çocuğunuz yoksa aşk, ilişkiler aynı zamanda bu alanlarda son derece hareketli olacak. Aşk ve ilişkilerle ilgili enteresan gelişmeler olabilir özellikle kadınlar için karşı cinsi de Mars aynı zamanda e, temsil ettiği için ve sizin burç e, burcunuzun da yöneticisi olduğu için e, bilhassa kadın akrep e, takipçilerim açısından yükselen burcu e, akrep olan kadın takipçilerim açısından bekarsanız bu ilişkilerle ilgili hayli hareketli bir döngüye işaret eden bir süreci var 10 Ekim'le sizin adınıza 10 Kasım arasındaki, 10-15 Kasım'a kadar süreç arasındaki bölüm özellikle vurgulu diyebilirim. Hiçbiri yoksa hayatınızda ya da ee, bunlar dışında aynı zamanda kişisel gelişiminizle ilgili, kişisel alanlarınızla ilgili de bu noktaları son derece hareketli hale getirecek, hareketli kılacak bir Mars Retrosu'yla iç içe olacaksınız. E, kişisel bakımınız, kişisel idealleriniz, kişisel noktalarınız hayatınızda öne çıkacak. Bir hobinizle ilgili, kendinizi geliştireceğiniz bir hobinizle ilgili, sevdiğiniz belki eğitimle ilgili, o hobinin içinde bir eğitim de olabilir. Yani bir ilgi alanınız, kişisel bir alanda ilgi ve merakınızla ilgili kendinizi geliştirmeniz, bir şey tamamlamanız, bu konunun tekrar öne geçmesiyle ilgili çok güzel bir süreç var. Önceden başlayan, planladığınız eğitimlerinizi, kişisel gelişim alanlarınızı yönlendirmeniz, düzenlemeniz adına... Bu anlamda son derece destekli bir Mars enerjisi de Mars retrosu enerjisi de yaşayacaksınız diyebilirim. Sevgili akrep burçları her şeyin gönlünüzce olacağı güzellikle ilerleyecek. Gönlünüzde ne varsa bir şekilde kavuşamadığınız hayatınızda gönlünüzde kalmış olan kavuşamadığınız ne varsa size bunları en kolay en güzel şekilde birleştirecek buluşturacak güzel bir Mars retrosu temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıklı ve huzurlu olun ve sevgili yay burçları, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar. Mars Retros'un ilk döngüsü yani Mars'ın Koç burcunda başlayacağı o videonun başında anlattım ilk kısım 10 Eylül ile yaklaşık 10 Ekim arasındaki süreç ilişkiler aşkla ilgili oldukça hareketli bir döngü yaşamanıza neden olabilir. Eski birisi, eskiden gelen birisi, daha önce görüştüğünüz birisi tekrar önünüze düşebilir. Yeniden ee, hayatınıza bir şekilde girmeye hayatınıza tekrar dokunma potansiyeli var. Ama unutmayın ki retro döngülerinde özellikle başlayan ilişkilerde daha sonra retro döngüleri bittikten sonra fikirler değişebiliyordu. Bu bu döngü için sizin burcunuz için özellikle ilk kısmı için önemli. Burada başlayan bir ilişki, eski bir ilişkinin önünüze geçmesi, önünüze gelmesi vesaire tüm bunlar e, sevgili yaylar, bilhassa yükselen burcu yay onlar için 10 Eylül ile 10 Ekim arasında bu anlamda yüksek bir frekans olmasına rağmen sonra birdenbire e, duygusal olarak fiziksel düşünsel olarak ruhsal olarak sizin değişmenize, dikkatinizin dağılmasına da neden olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Kişisel gelişiminizle ilgili, eğitimle ilgili, kendi arayışlarınızla ilgili biraz daha dikkatinizi buraya vermeniz gereken de bir süreç olacak. Özellikle 10 Eylül ile 10 Ekim arasındaki döngü sizin adınıza Kend daha kendinizle geçirmeye çalışın bu süreci. Diğer taraftan 10 Ekim'den itibaren aile, aile konuları, ebeveyniniz, anneniz, e aileyle ilgili noktalar, yuva alanlarınız, gayrimenkul konuları daha fazla öne çıkacak. Bu alanlarla ilgili eksik kalmış, hallolması olması gereken, belki üstüne de durulması gereken bir şeyler varsa, toparlanması gereken, uzun süredir gelen bir şey varsa, bunların hallolma, olma, bir şekilde devreye girme, dengeye girme potansiyeli var. Örneğin uzun süredir satamadığınız, bir şekilde bir gayrimenkulünüzün e, daha hızlı bir biçimde satılması gibi, ama yepyeni bir başlangıcı, birdenbire karar verip, özellikle gayrimenkul, ailevi konularla ilgili de tam 10 Ekimle 15 Kasım arasına denk getirmeyin. Ama eskiden gelen bu alanlarla ilgili konuların hızlı bir biçimde e, çözülmesi, hallolması da söz konusu olacak. Sevgili yay burçları sizin için de her noktasının çok keyifle geçeceği, e, huzurla, özellikle kendi alanlarınızda, ailevi konularda huzurla, güzellikle, kolaylıkla geçireceğiniz, sağlıklı, sahatle ilerleyecek, elbette bolluk bereket içinde olacak güzel bir retro döngüsü diliyorum. Her birinize ayrı ayrı. Ve sevgili oğlak burçları, yükselen burçları veya ay burçları oğlak olanlar sizin için de özellikle ilk yarısı 10 Eylül ile 15 Ekim arasındaki ilk bölümü Retro'nun gayrimenkul ev alanları, yuva alanlarınız, ebeveynlerle ilgili konuları son derece aktif edecek potansiyeller taşımakta. E, araç alımları, ev alımları, bunlarla ilgili olması gereken eskiden gelen konular, miras işleri, e, ailede belki ailevi konularda özellikle halledilmesi gereken bir gayrimenkul konusuyla ilgili bir şeylerin çözülmesi uzun süredir kronik olarak devam eden böyle bir sorun, bir durum, halledilmesi gereken bir şey varsa bunların çözülmesi adına çok güzel etkiler var. Bunları hızlandırma potansiyeli taşıyor. Özellikle 15 Ekim'i e, 10 Eylül ile 15 Ekim'e kadar olan kısmı retronu. Ama aile içindeki gerginliklere, huzursuzluklara da dikkat etmek gerekiyor. Evinizde, yaşam alanlarınızda özellikle ilk dikkat etmeniz gereken sevgili oğlaklar huzur ve denge olmalı. Burayı sağlamak adına bir parça daha dikkat, dikkatli olmaya, e, huzura, dengeye, bu alanları sizin adınıza zorlayan insanları hayatınıza yakın çevrenizi özellikle 15 Ekim'e kadar olan kısımda almamaya çalışarak burayı daha dengeli yürütmeye çalışmanıza fayda olacak. 10-15 Ekim'de birlikte başlayacak döngüsünde Retro'nun yakın çevreniz çok aktif. Orada kardeşler, yakın arkadaşlar, tüm bunlarla ilgili hallolması olması gereken bir takım sorunlar, durumlar varsa yeniden önünüze düşme potansiyeli taşıyor. Diğer yandan eski bir girişiminiz, eski bir mücadeleniz, halletmeye çalıştığınız bir konunun çözümünü bulma, yeniden oraya odaklanma ve artık bu sefer bunu tamamiyle öyle ya da böyle temizleme, düzenleme adına da güzel etkiler barındırıyor. Ee, özellikle Retro'nun ikinci bölümü diyebilirim sizin adınıza da. Ne olursa en yüksek hayrınız olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, sağlıkla, huzurla, bollukla, bereketle ilerlesin. Hem bu Retro dönemi, hem önümüzde bu Mars'ın e, uzun süre bizi etkileyeceği tüm bu süreçler diyorum sevgili oğlaklar sevgiyle kalın. Ve sevgili kova burçları, yükselen burçları veya ay burçları kova olanlar. Yakın çevreniz, girişimleriniz, mücadele kısmı alanlarınız son derece aktif olacak ama 10 Eylül'de başlayacak olan retro sırasında bilhassa 15 Ekim'e kadar olan kısımda sağlığınıza, fiziksel gücünüze, kendi dayanıklınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sınırlarınızı zorlamadan hareket edin. Sağlığa bir tık daha sizin önem vermeniz gerekiyor. Çünkü bedensel olarak biraz daha hassasiyetlerinizi ilk kısmı 10 Eylül ile 15 Ekim arasında... E, Retro'nun bu döngüsün arttırma potansiyeli var. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, hayatınıza yakın olarak aldığınız kişilerle ilgili eski konular, eski durumlar yeniden önünüze düşebilir. İlginç duyumlar alabilirsiniz. Başkalarının söyledikleriyle hareket etmeyin. Mantıklı olma tarafı çok yüksek bir enerjiniz vardır. Kova burçlarının hepsinde bu etki vardır. Mantıktan ayrılmayın, akıldan ayrılmayın, düşünerek hareket edin. Asla gemileri yakmayın. Yakın çevrenizle ilgili enteresan gelişmelerin içinden eski konuların alevlenmesi anlamında geçme potansiyeliniz var. Retro'nun özellikle ilk yarısında. Diğer taraftan ikinci yarıdan itibaren parasal konulara önem vermeniz gerekiyor. Yani yaklaşık 10 Ekim ile 15 Kasım arasındaki olan döngüde parasal konulara dikkat edin. Parasal alanları, finans alanlarınızı aktif edecek bir retro döngüsüyle ee, o süreçle birlikte, Ekim'in 10'u ile birlikte olan başlayan süreçte daha fazla iç içe olacaksınız. Maddi alanlar, parasal konular, finansal alanlarda gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Eski bir alacak, eski konular, finansal alan, parasal konularda eski mevzular yeniden önünüze gelebilir. Bu anlamda e, bitirmeniz, halletmeniz gereken şeyleri çözebilirsiniz. Ama gelir gider dengeleriniz açısından dikkatli olmakta fayda olacak sevgili ee, Kova burçları özellikle Retro'nun ikinci bölümünde. Bir de 10 Ekimle ile bilhassa 15 e, Kasım arasındaki bölümde boğaz bölgenize, ses tellerinize, boğaz alanlarınıza, troit varsa, troit ve benzeri rahatsızlıklarınız zaten varsa bunların kontrollerine de önem vermenizde fayda olacak. Her şeyin gönlünüzce olacağı güzellikle ilerleyeceği, sağlıkla, sahatle, bollukla, bereketle karşılayacağınız ve kolaylıkla tamamlayacağınız şahane bir Mars döngüsü dönemi temenni ediyorum. Ve sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar, sevgili bilhassa yükselen burcu balık olanlar, ee, bu süreç içerisinde önemli deneyimleriniz var. Çünkü Mars önce retroya para alanınızda başlayacak. Gelir gider dengeleriniz, parasal konular, finansal alanlarda dengelemeniz, düzenlemeniz gereken noktalarla ilgili hayli etkin bir retro süreciyle hızlı bir biçimde başlayacaksınız. 10 Eylül'de başlayacak bu döngü yaklaşık 8 Ekim'e kadar da devam edecek. 1 ile 8 Ekim arasında sizin parasal konulara, finansal alanlara, gelir gider dengelerinize bir parça daha dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle retronun başlangıcından itibaren bir hasta Eylül'ün son haftalarına doğru e, maddi alanlarda hırslarınıza kapılmayın ya da herkesin her söylediğine inanmayın. İyi ölçümlemeniz gereken süreçlerde söz konusu olacak. Yatırım yaparken e, herhangi bir şekilde uzun vadeye sonuçları özellikle yayılacak yatırımlarınızda da 10 Ekim'e 10 Eylül'den 10 Ekim'e kadar olan bölümde son derece dikkatli olmanızda fayda var. Konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ailevi konularda hızlı gelişmeler olabilir. Bazı bölgeniz sizin de çok hassaslaşabilir. Buraya dikkat edin. Ama söylemlerinize, sözlerinize, konuşmalarınıza özellikle retronun başlamasıyla 10 Eylül ile 10 Ekim arasında bir parça daha dikkat etmenizde. Burayı daha fazla e, önemsemenizde, biraz daha planlı olmakta da fayda olacak. Buraya doğru geçmenizde fayda olacak. Daha sonra özellikle Ekim'in ilk haftasıyla 1 Ekim ile 8 Ekim arasında sağlık kısmına dikkat etmeniz lazım. Çünkü yükselen, sizin bilhassa yükselen balıklar için sizin burcunuzun üstüne Mars retro hareketiyle geri gelecek. Ve ilk etapta Gandanta'da olacak. Düğüm noktasında olacak. Fiziksel konulara, sağlığınıza, bedensel alanlarınıza dikkat edin. Spor veya benzeri konularla 1 Ekim, 8 Ekim arasında daha ağırlıklı olmak üzere kendinizi yormayın. Gücünüzü iyi şekilde kullanın, ee, sınırlarınızı zorlamamaya çalışın. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak. Daha sonrasında hareketli bir süreç geçireceksiniz, enerjinizin yükseldiği. Bir şeyi böyle hani çok beklemekten hoşlanmadan hızlı bir şekilde hayatı, Mars'ın böyle bir etkisi olacak, hayatı aktive etmeye çalıştığınız bir döngüyü başlatacaksınız. Burası daha çok 8-10 Ekim gibi başlayacak. 15 Kasım'a kadar çok hızlı bir tempoda, agresif, yoğun bir enerjiyle hareket etme potansiyeliniz var acele etmeden, sakince, sabırdan uzaklaşmadan hareket etmek gerekecek. Çünkü Mars bir taraftan da size sürekli bir hadi enerjisi getirecek. Dolayısıyla burayı iyi organize etmeniz, daha sakin hareket etmeniz son derece faydanıza olacaktır. Bilhassa dediğim gibi Ekim'in 10'uyla 8, ile 10 başlayan döngüde Kasım'ın sonuna kadar olan kısımda hareketli, yerinizde duramayacağınız aktif bir süreç sizi bekliyor diyebilirim bu Mars döngüsüyle. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyeceğiniz, sağlıkla, saatle, kolaylıkla gelecek, ne olursa en yüksek aydınıza gerçekleşecek çok güzel bir Mars döngüsü diliyorum. Sevgiyle kalın, ışık sizinle olsun.